Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi biliyorsunuz ki EYT yasası çıkmak üzere, hükümetin hızla çalışması var. En çok soru aldığım konulardan bir tanesi askerlik borçlanması. Şimdi burada çok önemli bilgi vereceğim ve tamamıyla EYT ile ilgili askerlik borçlanması üzerine bu bilgileri vereceğim. Şöyle söyleyeyim, askerlik borçlanması biliyorsunuz ki eğer ki sigorta girişiniz EYT kimleri kapsıyordu? 8 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olanları kapsıyor. Yani ister emekli sandı olsun, Bağkur olsun, SGK olsun, eğer işe başlaması varsa bu kişi bu tarihten önce işe giriş bildirgesi varsa EYT'li olarak adlandırılıyor. Yani emeklilikte yaşa takılanlar. Şimdi burada çok önemli bir konu var arkadaşlar. Gerçekten askerlik borçlanması çok kritik. Analık borçlanmasından çok farklı öne çıkan bir tarafı var. Erkekler de bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, diyelim ki siz Ocak 2000'de SGK başlangıcınız oldu. Yani işe girişiniz Ocak 2000 yılında oldu. Sizin geriye dönük, eğer ki askerliğinizi 8 Eylül 1999'dan önce askerlik yaptıysanız bir o kadar öne çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada hem emeklilik konusunda avantaj sağlıyor, ya da gün eksiğiniz varsa bunu borçlanıp ödeme hakkı veriyor. Yani bir o kadar geriye çekebiliyorsunuz. Burada ne oluyor? Ocak 2000 yılında eğer işe girişiniz varsa 2000'den 1999 Eylül ayına kadar 4-5 ay öne çekip borçlanma yapıp EYT'li olabilirsiniz. Bu konuda bilgisi olmayanlar da var arkadaşlar. Yani benim diyor sigorta girişim 2000 yılında başlıyor. 2001 yılında ben EYT'li olamam diye düşünüyor. Çünkü diyor benim sigortam 2000'den sonra öyle şartlanmış. Bu konuda bilgisi yok. Özellikle bu videoyu onun için çektim. Bu konuda mağdur olanlar varsa etrafınızda lütfen videolarımda paylaşın ki onlar da hızla önlemini alsınlar. Ne yapmaları gerektiği konusunda da yol belirlesinler. Dediğim gibi en fazla analık borçlanması, doğum borçlanması ile ilgili çok soru alıyorum. Arkadaşlar gün eksiğiniz varsa biliyorsunuz ki askerlik borçlanması yapmak avantajlı. 1990 yılı ile 2000 yılı arasında yüksek tutardan borçlanma yapmak alacağınız emekli maaşının da yüksek olmasını sağlıyor, avantaj sağlıyor 2000 yılına kadar, bilginiz olsun. O şekilde söyleyeyim. Yani sizin sigorta başlangıcınız 2000 yılı olabilir, 2001 olabilir. Ama siz askerliğinizi 8 Eylül 1999'dan önce yaptıysanız SGK'ya askerlik borçlanması ile ilgili dilekçe verip askerlik borçlanması yaparak hem SGK'yı girişinizi öne çekebilirsiniz, hem de erkekler emeklilik yaşını öne çekebilir. Bu gerçekten çok avantajlı bir durum. Belki bunun farkında olmayanlar var arkadaşlar. Gerçekten bu bilgiyi paylaşın, videolarımı paylaşın. Yani burada askerliğini EYT yasası değişmeden önce yapanlar hem emekli olma şansları var, hem de erken emekli olma şansları var. Şimdi bu analık borçlanmasında yok. Yani doğum borçlanmasında yok. Doğum borçlanmasındaki şart nedir? İşte kişi anne olan, daha önce sigorta girişi olan öyle analık borçlanması yapabiliyor. Yani öne çekmiyor analık borçlanması. Ama bakın, askerlik borçlanması öne çekiyor. Bence bu hükümetin taslağının içinde olması gereken bir konu. Burada bir ayrımcılık olduğunu kendi fikrimce düşünüyorum. Yani sigorta girişi 2000 yılında olup da işte doğumunu 1999'da yapanlar da eğer ki böyle bir borçlanma hakkı varsa bundan yararlanabilmeli diye düşünüyorum. Stajla ilgili çok soru alıyorum arkadaşlar. Stajla ilgili bu hükümetin çalışmasında taslağında olduğu söyleniyor ama gerçekten nasıl bir taslak olduğu konusunda hiç kimsenin bir fikri yok. Sayılıp sayılmayacak konusunda da bakacağız, göreceğiz. Açıklandığı zaman her şey netleşecek. Stajların da masada olduğu söyleniyor. İşte çalışma hayatına bu tarihten önce başlayıp staj yapmış olan kişiler de eğer ki bu staj süreleri stajdan sayılırsa EYT'li olarak emekli olma şansları bulacaklar arkadaşlar. Ama burada benim değinmek istediğim askerlikle ilgili borçlanmalar. Sizin sorularınız varsa videomun altına sorabilirsiniz. Bana bir de şu soruluyor. İşte ben askerlik borçlanması yaparsam maaşım yüksek olur mu?
Arkadaşlar maaş yüksekliği 1990 ile 2000 yılı arasındaki borçlanmaları yaparsanız tabii ki etkiler. Biraz daha yüksek alırsınız. Burada çok önemli kritik bir durum var. Örneğin mesela Bağkurlular, işte kişi diyor ki ben 99'dan önce Bağkurluydum, iş yeri açmıştım ama şöyle bir durum var, hiç primini ödememiş. Bunlar sayılmıyor arkadaşlar. Bir gün dahi olsa Bağkur'dan primini ödemiş olması gerekiyor. Stajla ilgili de dediğim gibi hükümet eğer kabul ederse EYT olarak stajdan sayılırsa evet birçok kişi bu durumdaki mağduriyeti de gidecek. Yani daha erken emekli olma şansına da sahip olacaklar. Mesela yaş bekleyenler primini doldurdu, erkek diyelim primini doldurdu. İşte 25 yıllık sigortalılık süresini doldurdu. Burada yaş bekliyor. Yani bu askerlik borçlanması ve stajların süreden sayılması bunu öne çeker arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki bu analık borçlanmaları, askerlik borçlanmaları asgari ücretin tutarına göre değişiyor arkadaşlar. Neye göre hesaplanıyor? Asgari ücretin brütünden günlük hesabının üzerinden hesaplanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani %32 alınıyor. Asgari ücretin brüt ücretin %32'si günlükte hesaplanıyor. Günlüğü nedir? 1 Temmuz 2022'de biliyorsunuz ki asgari ücret değişti. Burada şu anda günlük 69.02 lira arkadaşlar, en düşüğü. Bunu ne kadar güne ihtiyacınız varsa onunla çarpıyorsunuz. Örnek veriyorum, 18 ay. Biliyorsunuz ki eskiden askerlik süreleri 18 aydı. 550 gün askerlik borçlanması yapacak olan kişinin de şu an bugün itibariyle, yani bugün tarihlerden, bu videoyu çektiğim tarih 16 Ağustos 2022, şu an itibariyle yani 1 Temmuz yeni zamlı asgari ücrete göre 18 ay 550 gün askerlik borçlanması 37.950 TL arkadaşlar. Tabii ki çok gözükebilir ama şöyle düşünün, şu an itibariyle 3500 liradan aşağı düşük emekli aylığı olmayacak arkadaşlar. Askerlik borçlanmasını da ne şekilde yapıyorsunuz? İster E-Devlet üzerinden olsun ama bence en doğrusu bağlı bulunduğunuz, ikamet ettiğiniz en yakın SGK'ya gidip oraya askerlik borçlanması yapmak istediğinize dair dilekçe dolduruyorsunuz. Ve bu dilekçe işleme girdikten sonra bir ay içerisinde taksit olmuyor arkadaşlar askerlik borçlanmasında. Analık borçlanmasında da aynı şekilde peşin olarak ödemek zorundasınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani 550 gün 18 ay askerlik borçlanması 1 Temmuz 2022 itibariyle 37.950 TL, onu söyleyeyim. 20 ay askerlik borçlanması da 41.400 TL. Askerlik borçlanmasını dediğim gibi SGK'ya dilekçenizi verdikten sonra bir ay içerisinde ödemezseniz bu dilekçeniz şeyini yitirir, hükmünü yitirir, onu söyleyeyim. Yani burada 30 gün süreniz var, bankalardan ödeyebilirsiniz. Askerlik borçlanmasının taksidi yok. Analık borçlanması ile ilgili ayrı video çekeceğim arkadaşlar. Bunu özellikle askerlik borçlanması için çektim. Burada erkeklerin çok büyük avantajı var. Bakın EYT kapıda arkadaşlar. Yani bir 5 dakikanızı ayırıp E-Devletlerinizin içine girip hesaplamalarınızı yaptırın. Gerekirse SGK'lara gidin. Dediğim gibi burada erkeklerin analık borçlanmasından daha önemlisi askerlik borçlanması hem emekliliğini öne çekiyor hem de örnek veriyorum 1999'dan önce borçlanma yapacaksa, mesela örnek veriyorum yüksek tutardan, tavandan yapabilir, maaşını da yüksek almasını sağlar, etkiler arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani bu şekilde en büyük avantajı hem yaşı olarak erkene çöküyor emekliliği erkeklerde, hem de EYT'li olma şansını veriyor. Ama bu tarihten sonra, yani 8 Eylül 1999 tarihinden sonra askerlik yaptıysanız bunu öne çekmiyor arkadaşlar. Sadece bu tarihten önce askerlik yapanları öne çekiyor. Onu belirteyim. Diğer konularla ilgili de video çekeceğim. Dediğim gibi bu şekilde askerlik borçlanması yaparak erkekler hem yaş olarak daha erken emekli olabilirler, hem daha yüksek emekli maaşı alabilirler. Burada en önemli nokta SGK'ya gidip bunların hem hesaplamasını yaptırtın. Bir de şu soruyu alıyorum, onu da söyleyeyim. İşte ben hepsini ödemek zorunda mıyım? Örnek veriyorum, 5 aya ihtiyacı var dedik ya. 2000 yılında Ocak ayında işe girmiş.
Ama askerliğini örnek veriyorum. 8 Eylül 1999'dan önce yapmış. İşte oraya gidip 18 ayı borçlanma yapmak zorunda değil. Ne kadar ihtiyacı varsa 5 ay 6 ay o kadar yapacak arkadaşlar. İhtiyacınız kadar yaparsınız. Dediğim gibi güncel asgari ücretin brüt tutarı üzerinden günlük asgari ücretin günlüğünün brüt tutarı üzerinden %32'sini ödersiniz. 1 Temmuz 2022'de asgari ücrete zam geldi biliyorsunuz. Bunun da tutarını söyledim. Dediğim gibi 69 lira 02 kuruş. Bunu nasıl buluyorsunuz? Asgari ücretin brütünü 30 güne bölüyorsunuz. Günlüğü de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu da istediğiniz günle çarpıyorsunuz. O şekilde de size yardımcı olayım. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Çok soru alıyorum bu askerlik borçlanması ile ilgili. Arkadaşlar öne çekme şansınız varsa askerlik borçlanmanızı yapın. Prim gününe ihtiyacınız varsa askerlik borçlanmasını yapın. Bu çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Şurada yani Vedat Bilgin'in açıkladığına göre, Çalışma Bakanı'nın açıkladığına göre EYT masada biliyorsunuz ki hazırlıklar yapılıyor. Aralık ayında da bu işin netleşeceği açıklandı. Yani tarih bile verildi. Lütfen geç kalmayın. Hesaplamalarınızı, her şeyinizi yapın ki o gün geldiğinde her şekilde hazır olun. Dediğim gibi hem videolarımı beğen yapın. Gruplarınızda, WhatsApp'larınızda, durumlarınızda paylaşın. Çok önemli bilgiler paylaşıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videom analık borçlanması ile ilgili olacak. Lütfen paylaşın. Buradan çok güzel bilgiler veriyorum. Ciddi sorularınızı bekliyorum. Lütfen emeğe saygı duyun. Yani çok güzel olumlu yorumlar alıyorum. Olumlu geri dönüşler alıyorum. Ayrıca da teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.